Herkese merhaba, Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köşeden köşeye tekniğiyle kare motif yapacağız. Farklı olarak hanım dilendi, bey bendi modeliyle yapıyoruz bunu. Dilerseniz battaniye yapabilirsiniz. Sadece tek bir motifle. Dilerseniz de bu şekilde küçük kareler oluşturarak yine battaniye, çanta veya yelek, hırka olarak da değerlendirebilirsiniz. Modelimizi şu kısımdan başlıyoruz ve bu kısımda bitiriyoruz. Buradan ipinizi kopartmadan battaniye yapıyorsanız kenar çalışmanıza da devam edebilirsiniz. Bunu yaparken ben kalın bir ip kullandım ve 6 mm tığ ile ördüm. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen başlayabiliriz. Başlarken her zamanki gibi tığıma bir ilmek atıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Tığımı bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Burada bir tane V oluşturduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve döndüm. Bakın şöyleydi. İkili trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim ve döndüm. Hemen boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şu başlangıç zincirimizle beraber 4 tane trabzanımız oldu. Bir ip aldım. Tekrar boşluğun içine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve döndüm. İlk 2 trabzanın arasına şu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 ve 3.'sü. Şimdi zincir çekmeden aradaki 3 tane trabzanımızı atlıyorum. Son buradaki 4 zincir boşluğunun içine battım. Ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece dönüşlerde 4 tane trabzanımız olacak. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar döndüm. İlk 2 trabzanımın arasına batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Zincirimizle beraber burada da yine 4 tane trabzanımız olmuş oluyor. Dönüşlerde her zaman 4 zincir çekiyoruz. Zincir çekmeden aradaki boşluğa atlıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bundan sonra aralardaki boşluklara her zaman 3 ikili trabzan. Sondaki, bakın bu 4 zincir boşluğu ya da son 2 trabzanın arasına batıyorum. Buraya bitirirken 4 tane ikili trabzan. Yeni sıraya başlarken 4 zincirle başladığımız için 3 tane ikili trabzan diyorum. Aslında her iki tarafta da 4 tane trabzanımız olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4 zincir döndüm. Şimdi 3 tane ikili trabzan. İlk, bakın bu 4 zincir boşluğunun içine ya da ilk 2 trabzanın arasına. Başlangıçta gördüğünüz gibi zincirimizle beraber yine 4 tane trabzanımız var. Zincir çekmeden aradaki boşluğa atlıyorum. 3 ikili trabzan ve 3. Sıradaki boşluğun içine aynı şekilde 3 trabzan. Zincir çekmeden son boşluğun içine 4 zincir boşluğumuz var.
4 tane ikili trabzan. Biraz sonuncusunun boyunu uzatarak yapalım. Ya da 3 seferde de çıkabilirsiniz. Ben şöyle biraz uzatarak yapıyorum. Dönüşlerde 4 zincir. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi ben biraz ördükten sonra nasıl eksiltme yapacağımızı göstereceğim. Evet, ben birkaç sıra ördüm. Tekrar sona geldim. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. Şöyle görünüyor, bakın bu şekilde. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve döndüm. Bundan sonra başlangıçtaki ilk iki trabzanın arasına trabzan yapmayacağız. Hemen ilk boşluğun içine atlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir çektim, döndüm ve ilk boşluğun içine atladım. 2 ve 3. Tekrar zincir çekmeden sıradaki boşlukların içine 3'er tane trabzan yaparak sona kadar ilerleyelim. Sona geldiğimiz zaman son boşluğun içine 3 trabzanımı yaptım. Bakın bu defa bir ip aldım zincir çekmeden. Bu son 2 trabzanımızın ya da 4 zincir boşluğun içine batıyorum. Buraya şöyle 3 seferde ya da trabzanımızı uzatarak yapalım. Buraya sadece 1 trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim, döndüm. Tekrar aynı şekilde ilk boşluğun içine atlıyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. Eksiltmeleri de bu şekilde yapalım. Şimdi sonda tekrar göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar sona geldim. Bakın burada son bir boşluğumuz var. Bu kısım dönüş yaptığımız. Hemen son boşluğun içine trabzanlarımı yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi zincir çekmeden buradaki 4. zincirin veya boşluğun içine de yapabilirsiniz bu şekilde. Bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle 3 seferde çıktım. Tekrar 2, 3, 4 zincir çektim ve dönüyorum. İlk boşluğun içine atlıyorum. Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi sonda 3 tane trabzanımız kalana kadar eksiltmeler yapmaya devam edelim. Tekrar kapanışı göstermek için geliyorum. Sonda bir boşluğumuz kalana kadar eksiltmelerimi yapmaya devam ettim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi hemen bitirmeyi göstereceğim. Her zaman dönüşlerde 4 zincir çekiyorum. Bu defa 3 zincir çekeceğim. Başlangıçta olduğu gibi şöyle sivri olabilmesi için, şu boşlukların fazla olmaması için kapanışta 3 zincir çektim ve döndüm. Hemen aradaki boşluğa atlıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Üçüncü trabzanımı yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım, boşluğun içine battım ve bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. Yani yarım ikili trabzan. Daha sonra üçünü birlikte topluyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sizler battaniye olarak çalışırsanız burada ipinizi kesmeden direkt trabzanlarla kenar çerçevesi yapabilirsiniz ya da kenar oyası yapabilirsiniz.
Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.